kalabalıkta. Hayırlı işler. Başkanım hoş geldin. Merhaba, başkanım. Başkanım. Hayırlı işler. Merhaba. Adana'dan buradan sana seni tebrik ediyorum. Onur yaptıklarından duydum. Dolayı. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Başkanım, ablacığım, nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı pazarlar. Merhaba başkanım. Adam ne haber, güleç yüzlü adam. İyi misin? Oh. Kimi seviyorsun bir söyler misin başkana? Başkanım hoş geldin. Acı Türkiye'de seviyorum. Öyle, aynen öyle. Acı seviyorum. Aynen öyle. Kuzum benim, güzel adam. İyi günleriniz olsun. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Kalabalık zamana başladık. Kusura bakmayın. Sağ ol ablacığım. Yine karşılaştık. Sağ ol ablacığım. Allah şimdi bir lirası getirdi. Sağ ol ablacığım. Olur olur kardeşim. Gel. Başkanım, İstanbul'u erken çekecek. Başkanım, Allah'ın izniyle. İstanbul'u vermiyoruz. İnşallah birlikte. Milletiniz var. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol sizden de. Sen beni kaldırdın çocuklarıma. Evet Allah, başa geleceksin inşallah. İndirek gideceğiz. Allah sen ne dileğin varsa versin. Ben müstakil bir evde oturuyorum. Şu mübarek günde namazı her şey önüne alıyor. Biz yani bir ekmeğe muhtaç olduk. Bir ekmeğe muhtaç olduk biz. Haklısın. Bize yazdık. Haklısın. Benim çoluğum çocuğumun hakkını versin Allah. Haklısın. Üç tane çocuğum. Sen olmasan sütüm eve girmiyor. Sen olmasan beslemem eve girmiyor. Gene gelir. Güzel günler olacak. Nasılsın senden? İnşallah inşallah. Ta başladım, geri kaça kaça geldim. 56 yaşındayım. He. Tamam hanım. He. Tamam, yanındayız. Allah razı olsun. Tamam. Ablayı seviyor musun sen? Ben çok sevdim ablayı. Allah bağışlasın. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Kolay gelsin. Önünüze başkanım. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Sağ ol. Hayırlı Ramazanlar. Ablacığım iyi günler. Sağ ol. Dua et bize. Hep beraber. Sağ ol. İyi günler. Sağ ol ablacığım. Sağ ol başkanım. Nasılsınız? Eyvallah kardeşim. Merhaba fıstık. Başkanım hoş geldin. Ah, çok güzelsin. Başkanım, hoş geldin. Eyvallah. Başkanım sizi çok sağ seviyoruz. Sağ olun. Hasan başkanım nasılsınız? Hoş geldiniz. Evet, sağ ol, teşekkürler. Eyvallah. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Sağ ol. Başkanım hoş geldiniz. Duanızı isteriz. Sağ ol. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Tam yol ilerideyiz. Allah utandırmasın. Merhaba adamım, iyi misin? İyiyim de. Evet, aşağıdaki sahilde oynamaya insinler. Hadi sahil yaptık. Güzel bir sahil yaptık orada. Ay, hiç yok. Sağ olun, hey, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol ablacığım, sağ ol ablacığım, sağ ol ablacığım. Kuzucuk, kurban olurum, sağ ol. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanınız güzel, bereketli geçsin. Duanızla istiyor. İyi günler. Ay canım benim, güzel kızım. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol güzel kızım, iyi misiniz? Vallahi önüme geldi, hiç kimseye sarılmaz. Ay sen benim annemsin, tabii sarılacaksın. Sen benim canım. Sağ ol, sağ ol güzel ablam, sağ ol. Eyvallah. Allah getirdi falan. Var ol, ne mutlu bana anneciğim. Sağ ol. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı pazar. Allah razı olsun. Duanız bizimle olsun. Sağ ol, teşekkürler. Hoş geldiniz. Eyvallah abicim, sağ ol, teşekkürler. Hayırlı günler. Hayırlı işleriniz olsun. Ramazanınız bereketli olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim ablacığım. Sağ olun. Başkanım birisi çekebilir mi? Başarılı olacağız inşallah. Ben de çekeceğim. Demin çekelim. Hayırlı işleriniz olsun. İyi pazarlar. Bereketli olsun. Pazarınız bereketli olsun. Tabii ki çek. Puanınız bizimle olsun. Sağ olun. Başkanım. İyi günler. Hayırlı günler. Pazarınız bereketli olsun. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Merhaba adamım. Nasılsın? Kaça gidiyorsun? Aferin oğluma. Anneyi üzmüyorsun değil mi? Babaanne. Olsun, anneyi üzmüyorsun yani. Hoş geldiniz. Babaanneyi zaten üzme. O amca da sana bir selam vermek istiyor. Evet adamım, nasılsın? İyiyim adam. Aferin delikanlı. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Resim çektirelim. Olur kardeşim. Hal hal değil yani. Doğru zor. Berbat gidiyor. Müşteriler bizi duyacak, her şeye zam zam zam. Öyle öyle zor. Müşterilerden dayak yemezsek şükür edeceğiz. Öyle ama işte ekonomiyi kötü yönetince öyle oluyor. Vallahi yapacak bir şey yok. Müşterilere ne diyeceğimizi şaşırıyor. Her hafta zam, vallahi her hafta zam. Yapacağınız bir şey var. 31 Mart'ta yapacaksınız, yapacağınız. Yapacağız. Bir senedir siz benim evime yardım gönderiyorsunuz. İnkar eden dinsiz şeytandır. Maddi manevi. Allah razı olsun. Bir senedir sürekli benim evime yardım geliyor. Ne mutlu. Ekonomiyi biz yönetmiyoruz ablacığım. Zammı da biz yapmıyoruz.
Evet, çok kötü. Emeklinin durumu kötü. Ekonomi kötü. Evet. Evet, ekonomi düzeltmeleri lazım. İnşallah. 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 Bu hükümet giderse düzelir, ben sana söyleyeyim. Gökler erken yer bulur. Bir tanem seni. Sağ ol ablacığım. Ne canım mutlu benim. Bana. Teşekkür canım ederim. Canım benim valla çok ciddi yerden seni. Ben bir resim alacağım ama tamam. Ben bir saniye beklersin ameliyatlıyım. 5 dakika tamam, beklerseniz. Tamam, bekleriz ablacığım. Bunlar kendileri biz İstanbul'a ihanet ettik dediler. Doğru mu? Belki de bunların niyeti kaldıkları yerden devam etmek istiyorlar ihanete. Açık söyleyeyim, onların bildiği iş zaten birazcık da bu. Biraz rant, biraz ihanet falan derken yeşil alanlar, kamu arazileri, bazı noktaları deprem toplanma alanları imara açıp birbirlerine de biraz haksız kazanç sağlamak bunların hayata bakışı. Bakın bir şey söyleyeyim size. İnanın söylemekten utanıyorum. İstanbul'da askeri alanlar var biliyorsunuz. Bu askeri alanları 2016'da darbe girişimi olunca dediler ki biz bunları şehir dışına alacağız. Peki ama askeri alanlar boş kalan yerleri de kamu lehine kullanacağız dediler. İşte spor alanları, kültürel alanlar, rekreasyon alanları, yeşil alanlar vesaire dediler. Ne yaptılar biliyor musunuz? 10 bin futbol sahası büyüklüğündeki 10 bin futbol sahası büyüklüğündeki askeri alanları imara açtılar. Hem de öyle garibana sosyal konut falan değil, lüks konut olarak satışa çıkarttılar. 10 bin futbol sahası büyüklüğünde. Bir de biliyorsunuz bunlar, yani biraz ihanet dedik ya, bunları konuşmak lazım. Kanal İstanbul meselesini biliyorsunuz. Kanal İstanbul meselesi. Bakın buradaki süreçte Kanal İstanbul'a bütün mücadelemizi verdik. Bu süreç içerisinde adım attırmadık. Ama sinsi sinsi sürdürmeye çalışıyorlar. Ama yani acemi adaya sorsanız gündeminde yokmuş. Hem de nasıl yokmuş? İşte efendim, vatandaşın gündeminde olmayan onun gündeminde yokmuş. Yani onun gündeminde olsa ne olur, olmasa ne olur? Bir kişinin gündemi önemli, bir kişinin, öyle değil mi? İşte bakın, bir de kendisi daha bir yıl önce kameralara çıkıp nasıl tekrarlıyordu? Aynen şöyle, güya millete inat olsun diye. Yapacağız. Şimdi kapıda oy var ya, seçim var. Bu milletin de %70'i, 75'i Kanal İstanbul diye bir ihanet projesini istemiyor. Bu sefer değişti. Bakın, tabii onu dinleyen yok. Bakanlık diyor ki ben plana devam edeceğim, kusura bakma diye rapor açıkladı. Yani bu konuda adayın yetkisi metkisi de yok. Sadece milletine şirin gözükme peşinde. Bakın, yetkisi bugüne dair yok derken dün de yoktu, onu söyleyeyim. Dün de yoktu. Bunlardaki yetki nasıl biliyor musunuz? Bir kişi yap derse yaparlar, bir kişi yapma derse yapmazlar. Aramızdaki fark ne biliyor musunuz? Bize ancak siz talimat verirsiniz. Millet talimat verir bize, millet. Başka kimse bize emir veremez. Aramızdaki fark bu. Bakın bunlar bakanken bile böyle davranırken belediye başındayken farklı mı davranacaklar? Hayır, asla. Onun için bu konu dersine çalışmamış sevgili acemi aday seni aşar. Bu konu seni aşar. Zaten bu arkadaşların sözlerine itibar da etmek mümkün değil. Sizi bir o köşe bu köşe yaparlar. 3-4 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Güya seçim yaklaştı ya, demokrat damarları kabarıyor. Dedi ki hakikatleri yüzüme diyor haykırın. Yani hakikatleri yüzüme haykırın ki gerçeklerle yüzleşelim ey milletim diyor. Tabii bir de diyor ki çekinmeden haykırın diyor. Dün Konya'da ne oldu? Haykırmaya karar veren staj ve çıraklık mağdurları gittiler mitingine. Yüzlerine haykırdı.
dertlerini aykırdı. Sonuç 50 kişi gözaltına aldılar. Bunları Allah ıslah etsin.